2 hafta önce bir kızımızı kaybettik yine lösemiden. Ailede 12 yaşında başka bir kardeş var. Kardeş beklenen üzüntüyü ve patlamayı göstermedi açıkçası. Daha sonrasında bu bir patlama olarak ortaya çıkar mı diye aile korkuyor. Bunun için pedagog yardımı alması gerekiyor mu? Çocuğu ben dün de ailede ziyaret ettim, birlikteydik tüm gün. Gayet her şey yolundaymış gibi gözüküyor. Okula Kız gidiyor. mı, erkek mi? Kız çocuğu 12 yaşında. Yine bir çocuğumuz var 14 yaşında, kemik kanseri, metastatik. Tedavi olurken ya tam kemoterapi döneminde babası kendini çocuğun gözünün önünde 3. kattan aşağıya attı. Şizofren teşhisi konuldu ve şu an ailede bir de şizofren baba var. O çocuğumuz da aynı şekilde beklenen tepkiyi vermedi. Onunla da birebir yakından ilgileniyorum. Her şey yolundaymış gibi gözüküyor. Onda da bir bastırılmış bir şeyler var mı? Onun için de yardım almamız gerekiyor mu diye soruyoruz. Yani evet, bana göre tabii bu çocuklar daha risk grubundaki çocuklar. Çünkü konuşuyoruz, bir şekilde buradaki duyguların ifade edilebilir olması önemli. Hiç böyle şeyler yaşanmamış gibi duruyorsa bir çocuk, bunları şimdilik içine atıyor demektir. Biri 12 yaşında, biri 14 yaşında diyorsunuz. İkisi de ergenliğin içindeler, sınırlarındalar. Dolayısıyla ergenlik başka bir bakış gerektiriyor. Daha zor bir dönem çocuklar için. Hem hormonal dengeleri değişiyor, hem duygu iniş çıkışları çok hızlı oluyor. Yani çok uçlarda yaşıyorlar duyguları. Biraz biz ergenlikte depresyondan korkarız. Ailede kayıp ölüm olduğunda, hele hele böyle bir kardeş kaybı gibi, çocukların ergenlik döneminde üstüne geldiğinde depresyona girme ihtimalleri, olasılıkları çok artıyor. Depresyon da demek bir şekilde intihar girişimi düşünceleri demek. Bundan çok korkuyoruz. O yüzden de bunu ifade edebilmesi önemli. Hani patlama derken keşke bağırsa, çağırsa, ağlasa, kendini yerlere atsa, bu istediğimiz bir şey. Oradaki patlama bizim içe dönük bir patlama olabilir. Biz ondan korkuyoruz. O yüzden risk grubundaki bir çocuktur ve bence bir uzman yardımı almasında yarar var. Diğeri ise daha da riskli bir çocuk bence. Çünkü şizofreni aynı zamanda genetik olarak da geçişi olan bir rahatsızlık. Dolayısıyla çocukta da izleri bulunabilir. Dolayısıyla o da bir 14 yaşındaki çocuğumuz da kanserli miydi bu arada? Evet, o kanser tedavisi görüyor. Tedavi görüyor şu anda. Yani bu çocuk için bir de katmerli problem. Hem kendi sıkıntıları var, hem ergenlik, hem tedavi sorunu var, hem de babanın böyle şeyi var. Biz duyar duymaz ertesi gün evlerine gittik doktor hanım. Çocuk hiçbir şey olmamış gibi gülerek babasıyla birlikte yaşadığı olayı anlattı. Biz de hani hiçbir şey olmamış gibi davrandık tabii ki onun bu davranışı karşısında. Ama hani mümkün değil. Çocuk balkonda çay içerken babasıyla, babası kendini balkondan aşağıya atıyor. Yani bu hani normal bir çocuk için bile çok büyük bir yıkımken o zaten kötü bir hastalık geçiriyor. İşte muhtemelen yine bu çocuğumuz küçüklüğünden beri, bebekliğinden beri babasının bu ve benzer davranışlarına bir şekilde tırnak içinde alışkın. Hani dedik ya daha önce, çocuklar travmalar yaşadıkça bunlar karşısında daha güçleniyorlar. Belki herhangi bir çocuğu oturtsanız, kendi babası değil başka birinin atladığını görse çok daha fazla duygusal reaksiyon verebilir, çok daha günlük hayatı etkilenebilir. Hastanelik olabilir ruhsal olarak. Bu çocuk sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Bence müthiş savunmalar geliştirmiş. Belki hastalığının da etkisiyle. Dolayısıyla çok risk altında, ruhsal olarak risk altında bir çocuk olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu çocuk için de bence bir uzman yardımı şart ve acil. Tabii ne yapılabilir bilmiyorum ama yani bir uzman denetiminden, değerlendirmesinden geçmesinde fayda var. En azından sağlıklı bir anne varsa ortada, onun desteğiyle bir şeylere tutunabilir çocuk diye düşünüyorum.